Mantar zehirlenmelerinde 100 kişiden 3'ü hayatını kaybediyor. Bu kritik uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mantar zehirlenmeleri arttı. Doğada 6.000 türü olan mantarları oldukça bilgili kişiler bile ayırt edemiyor. Buna rağmen vatandaşlar rastgele topladıkları mantarları tüketmekten geri durmuyor. Hal böyleyken zehirlenmeler de kaçınılmaz oluyor. Mantar zehirlenmeleri, mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, ağızda metal tat duyusu, terleme gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer, böbrek fonksiyon bozuklukları gibi belirtiler veriyor. Uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Bir uyarı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaman'da mantardan zehirlenen genç bir kızın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan karaciğer nakliyle yeniden hayata döndüğünü anımsattı. Bakan Koca, mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ünün hayatını kaybettiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı Koca, zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6.000'den fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmemesi gerekir ifadelerini kullandı.